Herkese merhaba arkadaşlar, Retroarch hoş geldiniz. Yepyeni bir Pokemon Revolution Online bölümüyle karşınızdayım. En son bölümümüzde misiniz? Sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen hızlıca olaya dalıyorum. Neredeydik? Celestic Town'daydık. Hartom şehrine gideceğiz. Cynthia'nın olaylarını çözdük. Ve buradan artık Hartom şehrinde herhalde kapışabiliriz diye düşünüyorum. 5. rozetimizi almak için yavaştan Hartom'a doğru yollanalım. Bakalım bizi orada ne gibi olaylar bekliyor olacak. Şöyle şuradan kırla kırla gidiyorum. Bayağı uzun bir yol var yine. Geldiğimiz yolları tek tek geçiyoruz buradan. Şuraya katla. Bu tarafa geçtik mi biz? Bak bu tarafa hiç geçmedik ha. Bu tarafa nasıl geçiliyor acaba? Buradan başka bir yerden geliniyor yüksek ihtimalle. Şimdi buralardan geçiş falan yok. Aynen. Burasının bir esprisi yok. Şuraları tekrar bir kontrol edelim. Aynen. Buranın bir esprisi yok. Buradan yukarı çıkamıyoruz. Belki waterfall için ayrı bir rozet almak gerekiyordur kullanmak için. Bilmiyorum. Emin değilim. Bakalım ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şimdi buradan kıvrılalım. Hutut geldi abi. Run ver şuradan. Bu arada en son bölümümüzde izlemeseniz en son bölümde Torterra'mız olmuştu. Vallahi oradan nereden geçiliyor bir fikrim yok. Abi buralardan kıvrıla kıvrıla gidiyoruz. Lan kaldım otların içinde. Roselia. Oo. O halde az mı uğraştık Roselia ile be? Hey gidi günler. Evet, Psyduck'ların olduğu bölge burası. Aynen, buradan artık geçebiliriz. Bunların hepsiyle kapıştık vakti zamanda. Ve resetlenmişler abi. Hepsi resetlenmiş. Rapidash'i var. Torterra'da zaten 10 numara oldu. Neyse, Earthquake var ama Rapidash bizden hızlıdır. Güzel vurur yani. Flame Charge yaptı. Allah'tan level farkı var. Sonunda artık biz de level farkından faydalanabiliyoruz abi. Herkes bizden yüksek geliyordu 4v2 kasarken. Şimdi artık eskilere döndüğümüz için tabii ki biz onlardan yüksek olduk. Abi hepsi sıfırlanmış ya. Bunlarla biraz kapışacağız. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz abi. Ponytas var bunda. Diğerleriyle kapışmayacağım. Hani diğerleriyle uğraşmayacağım. 3-5 biraz exp alalım. Torterra'a bakalım. Şimdi Hartom'da Jim'de ne yapacağız? Uzun bir zorlu bir mücadele bizi bekliyor olacak. Sinnoh bölgesi. 5. rozeti için geliyoruz abi bakalım. 166k'da paramız olmuş. Burası kapalı. Jogger Wyatt. Wyatt. Ne derseniz. Ponyta. Herkeste Ponyta var. Şuradan şeyleri alacağım. Hartom'a geldim sayılır. Az kaldı. Yani gerçi yolda bayağı bir NPC bizi bekliyor olacak ama. Bakalım ne yapacağız. Hadi koçum, hadi koçum. Şuradan kıvrılalım. Daha yolumuz varmış yahu. Arada şehirler var ufak ufak. Tabi şey var. Solasyon'u unuttuk. Oo bayağı yolumuz var. Bayağı yolumuz var. Bayağı NPC var. Ben direkt Hartom'a geldim diye düşünüyorum arkadan. Evet bayağı geri gideceğiz abi. Bahçemde yine horozum ötüyor. Lumberi ver berileri. Ver beri. Şuradan yapıştıralım. Rot 209. Buradaki Pokeball troll abi alamıyoruz. Varsa bir yolu bilmiyorum gerçekten. Yo, aynen geldik çok yok. Ama kafa gene karıştı. Hatlar yandı yemin ederim. Bu arada artık surf yapabiliyorum. Şu bölgeden surf yapsam bize ne kazandırır? Oo Mehçamet şeye binmiş abi. Araca binmiş. Mehçamet ne yapıyorsun koçum sen burada? Mehmetcan Sheer Force Van Kar... Ne saçmalıyor bu ya? Hiçbir anlam, evet zaten hiçbir anlam ifade etmedi yani sen söyledikten sonra koç. Buradan surf çaksam buradan gidemiyorum abi. Bu tarafa hiçbir mantığı yok. Zaten surfle Pokemon da yakalamıyorum. Burada Pokemon çıkmıyor yani anlayacağım. Buradan geçemiyorum. Buradan hiçbir şey yapamıyorum. Bu taraftan. Jagger Paul, Lil. Buralardan dolaşmamın da bir anlamı yok. Emma, Lil bunlar saldırmıyor. İyi güzel. Burada Pokeball falan... Nımsı bir şeyler var mıydı? Lumberiler var. Lumbericikleri alalım. Şöyle yapalım. Buraya geçemiyorum. Aynen. Berileri alalım. Geçelim. Bakalım keyfimize. Hartom'a geliyoruz. Az kaldı. Bakayım bu tarafta bir şey var mıydı? Pokeball'umsu bir şey vardı galiba. Yok.
Buradan ne yakalayabilirim? Shinx yakalayabilirim. Yo, Shinx yok burada aynen. Duskull yakalayabilirim yakalarsam. Aynen yok. Haydi. Hartom'a geldik abi. Hartom'a geldik. Ve Hartom şehri. Hemen hızlıca center yapacağım. Ardından Jim'in önü açıldı yüksek ihtimalle. Jim'e geleceğim. Bakalım Hartom'da bizi ne gibi mücadeleler bekliyor olacak. Vallahi zorlu bir Jim mücadelesi bizi bekliyor olacak. Haydi bakalım. Ho ho ho. Gel abi. Yapıştır. Evet, Jim lideri sonunda geldi diyor. Girebilirsin içeri. Ve Helper Jim ne diyorsun bize? Ghost type Pokemon'lar var diyor. Var Dark type saldırısı olan kim var? Bite var Torterra'da. Vallahi kimse de başka bir şey yok. Haydi bakalım. Haydi şansımızı deneyeceğim. Vallahi bilmiyorum. Bayağı sıkıntı yaşayacağız. Bir de tabii ki şeymiş. Flash öğretmemiz lazım birine. Flash nerede? Tamam. Yakışıkları gidiyoruz. Hop direkt dakika bir gol bir geldi. Haydi bakalım. Karanlık seni yutacak diyor. Hunter var. Torterra burada biraz iş yapacak. Ama oha 45 level be. Vallahi Dark Pulse güzel vurdu. Süper efektif. Torterra ile bayağı uğraşacağız burada. 38 oldu Torterra. Hazır yol yakınken hızlıca bir center yapayım. Gelin bol bol center git gel yapacağız. Çünkü Torterra bayağı sakat abi baktığın zaman. Physical attack. Vallahi knock off falan varsa şeye knock off verebilirim. Knock off şeyi var mı? TM'i var mı? Ondan emin değilim işte. Şeyden aldık mı? Rain Dance var. Shadow Ball var. Shadow Ball. Sunny Day var. Hail var. Hidden Power var. Calm Mind. Dragon Claw. Thunder Wave. Valla knock off aldık mı ya? Dik. Yok herhalde knock off abi bizde. Dragon Rage. Yok. Mega Drain. Seismic Çarpma. Counter. Blizzard. Ice Beam. Sleep Talk. Water Gun. Shadow Claw var. Bunlar da şey herhalde ya. False Swipe. Rock Smash. Take Down. Horn Drill. Whirlwind. Mega Kick. Yok. Yok abi knock off falan almamışız. Infernape knock off öğreniyor mu? Ondan da emin değilim. Aslında knock off olsa çok güzel olurdu. İşte bu Shadow Ball falan. Shadow Ball Ghost saldırı. Yüksek ihtimalle oradan da iş yapmıyor. Yok abi. Valla şey sadece Torterra'nın şu an Dark type saldırısı var. Torterra'ya ne kadar gidebileceğim. Torterra'yı burada bayağı kasmam lazım. NPC'lerin hepsiyle kapışıp Torterra'yı bayağı yükseltmem lazım abi. Ondan eminim. Hatta şöyle yapacağım. Leftover, tek leftover'ım var. Tek leftover'ımı da bayağı sakat durumdayım. Yani şeye bayağı kötü geldim. Item'larımı almadım. Açık söylemek gerekirse item'larımı keşke alsaydım. Yani o an Sinop bölgesindeyken bir işte aptallık mı diyeyim artık, salaklık mı diyeyim ne, mallık mı diyeyim. Yaptık ve orada heyecana kapıldık. Galeyana geldik. Şeyi verdik. Item'lar kaldı. Hoenn Pokemon'larında pardon. Vallahi buradan geçemiyorum. Şuradan devam edeceğim. Helper'a geri atıyor. Garip bir bayağı bildiğin labirent gibi bir şey. Buradan geçeceğiz o zaman. Şöyle geçeceğiz. Buradan geçemiyoruz. Şunun ağzından içeri geçip geçebiliyor muyuz acaba? Aynen geçebiliyoruz. NPC varsa kapışırız. Gene mi Helper'ın oraya attı? Gene Helper'ın oraya attı. Tek şey var o zaman alternatif. Tamam tahmin ettiğim gibi. Doğru kapıyı bulana kadar gidiyorsun abi. Kötü olmuş. Baktığın zaman. Bu arada takımda iş yapacak 4 tane Pokemon var. Vallahi Ghost'lara karşı da Dark vuracak tek şey var. Bayağı kötü durum orası. NPC'leri arıyorum abi. Aslında benim için şu an önemli olan NPC'lerle Torterra'yı kasmak. Gastly'si var. Torterra da maşallah çok hızlı abi gördüğünüz gibi. Yani Overgrown geldiği için speed de berbat. 39 olduk iyi bari. Hex kullandı. Çok vuramadı. Başka ne var? 39-40 yaparız burada şu an. Hunter. Hunter inşallah çakmaz bizi. Darkus. Güzel vurdu. Abi güzel vurdu. Da bite. Tek at. Super efektif. Darkus. Leftover'la biraz cam. Darkus abi atar bizi aşağı ya. Vallahi Darkus bizi aşağı atar. Hyper Potion değil. Super Potion'ım yok mu benim?
Bir tane artık şey yapacağız. Tamam, güzel. Aslında var ya, öldürmeyebilirmiş. Ya emin değilim Earthquake. Bite. Yani belli de olmaz. Sintesis geldi. Sintesis güzel aslında da. Tur geçiyor işte. Mega Drain en azından vuruyor. Vallahi Sintesis almayacağım şu an. Razor Leaf'im kalsın. Sintesis. Mega Giga Drain gelse güzel olur aslında. Bakayım Dex'ten bakalım. Şeyde Torterra'da Giga Drain var mı? Giga Drain alıyor 51'de. Leaf Storm varmış. Tamam güzel. Sintesis geç. Crunch. Oo. 45'te Crunch geliyor. 45 yapabilirsek aslında şeyi burada. Torterra'yı. Torterra biraz iş yapar. Hehehe diye gülen bir ghost'umuz var abi. Şuradan gelelim. Ey Allah'ım yarabbim. Citrus'larım bayağı dolmuş. Birkaç tane Citrus yapıştıralım. Diğer NPC'leri arıyorum. Var mı başka NPC? Etraflarda bir tane daha gördüm şurada. Güzel. Başka buralarda var mı bakacağım. Her tarafı Torterra'yı 45'e kasarsam burada crunch aldık mı biraz durumu kurtarırız. Duskull. Çok yüksek level farkı var abi. Ya hepsinden sadece Staraptor rune level'ları çıkanlara eşit. Tek at, tek at. Flinch çok güzel, çok güzel. Torterra 42, güzel. Her Pokemon'un neredeyse bir level alıyoruz zaten. Güzel abi. Hunter gene geldi başımızın belası. Oo güzel. Süper efekti tek mi attık? Leftover'a can bastı. Hunter Zord. Abi çok iyi. 43 olmak üzereyiz. Haydi şu crunch alalım. Burayı kapattım be amca. Başka NPC var mı arıyoruz. Şurada bir tane teyze var. Güzel, onun yanına gidelim şimdi. Vallahi yoldan ziyade önceliğim NPC abi. Gel teyze. Harika bir şey. Mr. Evius. Güzel, buradan da bir kere alırız. Sonra sağ tarafa gideceğim. Sağ tarafta ne var ona bakacağım. 43 olduk. Çok iyi. Yapıştır abi. Mr. Evius Zord. Hunter geldi gene başımızın belası. 44 olur muyuz? Oluruz eğer alırsak. Bir aksilik çıkmazsa. Dark Pulse güzel vurdu. Leftover'ı verdiğimiz iyi oldu. Tek Leftover'la çektiğimiz çileye bak arkadaş ya. Verbite 44. Çok güzel, çok güzel. Güzel gidiyoruz. Zaten 45 olmak üzere. Aynen. Burası şeye yaradı. Torterra'ya yaradı. Torterra'nın bite'ı bizi Allah'tan biraz kurtaracak abi. Physical attack olması güzel. Bite da physical attack. En azından iş yapıyoruz abi. Şöyle gelelim şuradan. Orun belirlerle dolmaz bu. Super Potion buradaymış. Abi Super Potion arıyorum. Yani neredesin? Koçum Super Potion. 2 saatte seni arıyorum, yoksun. Buralardan geçebiliyorum ama başka NPC var mı diye bakacağım. Buradan geçemiyorum. Allah'tan Pokemon çıkmıyor ha. Biraz uzun bir bölüm olacak arkadaşlar. Yani dolaşmalı bir bölüm olacak. Dediğim gibi Torterra'yı toparlamaya çalışıyorum. Çünkü bu Jimmy'yi yenebilmem için, Jimmy liderini yenebilmem için ihtiyacım var. Şurada başka NPC vardır umarım diye o temenniyle gidiyorum. Ki evet, bir teyze daha gördüm şurada. Şöyle bir labirentim. Oo bir amca daha gördüm. Onların yanına nasıl geçeceğim acaba şimdi? Asıl günün sorusu. Buradan geçemiyorum abi. Buraları kapalı. Ben göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama arka tarafta kapı var yüksek ihtimalle. Onların yanına geçebilmem için kapıdan gelmem lazım. Şu kapılardan bir gideceğim bakayım nerelere gidiyorum. Helper'ın yanına geri attım. Çok güzel. Başa geri döndüm. Oo burası bayağı sıkıntılı olacak ha. O NPC'ler nasıl kapışacağım acaba? Ya onlar bana gerçekten lazım çünkü şu crunch'ı almam lazım. Buradan geçiş yok. Bak o kesin, buradan geçiş yok. Onların yanında buradan geçemiyorum. Yani onlarla belki kapışamayabilirim de. Bu kapıdan, orta kapıdan girmiştim. Bu kapıdan girmiştim. Bir işe yaramadı. Buradan bağlantı yok. Buralara dolaştık. Bu kapıdan girmeyi deneyeceğim. Beni nereye atacak acaba? Yine Helper'ın yanına attı. Abi her yer Helper'ın yanına geri yolluyor. Yani biraz sinir bozucu olmuş. Diğer kapıların bir fonksiyonu yok. Açık söylemek gerekirse. Şimdi bu kapıdan girdim. Şu kapıdan gireceğim. Yani diğer tarafa atmasını istiyorum. En son bu kapı kalıyor.
Yine helper abi, her türlü helper. Diğer tarafa geçemiyoruz. Yani o tarafa geçmenin başka bir yolu, belki yol başka bir yerden bağlanıyordur. Yani onların yanına geçip sonra geçiyoruzdur. Olabilir. O yüzden tek kapı kaldı. Sol taraftaki kapıdan devam edeceğim. Aynen buradan, 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 buradan. White, nereye gittim? Heh, NPC'lerin yanına geldim galiba. Aynen. Tamam, bir garip bir şey oldu ya. Tamam, güzel, iyi. Bunlarla kapışamayacağız diye üzülüyordum. Güzel oldu. Bunlarla şurada bir tokatlayalım şu emmiyi. Sonra burada bir teyze var. Haydi kapışak. Oha. Tam da Torterra'nın geleceği Pokemon yani. Gelmesi gereken Pokemon. Ki Ice Shark'tan bittik. Ice Shark. Çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Yani şeye geçeceğim. Infernape'e geçeceğim. Ice'a karşı en azından buradan bir... Ya Fire Spin yerine Flamethrower varsa biz de bir Flamethrower öğretelim şu şeye ya. Torterra Crunch aldı. Oo, 80, çok güzel. Defansı da indiriyor. Bite yerine ver abi Crunch'ı. Çok güzel, çok güzel. 10 numara. Şu emmiyle Flamethrower var mı bakacağım. Fire Spin yerine Flamethrower alabilirsem Flamethrower öğreteyim, ya da öğreniyor mu kendisi, ona bakmam lazım açık söylemek gerekirse. Öncelikle bir Pokédex'ten şuradan Infernape diyelim. Flamethrower Flare Blitz öğreniyormuş aslında. Calm Mind var. Calm Mind ne alaka lan? Acrobatics var. Fire Spin 42'de, 68'de şey öğreniyor. Flamethrower geçtik mi? Yok. 68'de Flare Blitz öğreniyor. 68'de bayağı var. Special Attack bir tane aslında buraya Flamethrower var mı emin değilim. Gerçekten bakmam lazım. Mega Kick. Şu ne? Takedown. Valla Flamethrower olmayabilir. Biraz önce baktım ama hatırlamıyorum gerçekten şeylere. Ice Beam var da. Ice Beam'i duruma göre şeye üretebiliriz. Bizim Pokemon'lardan bir tanesine Ice Beam verebiliriz. Ya valla Flamethrower yok herhalde. Sunny Day var. Hail var. Dragon Claw var. Calm Mind var. Rain Dance. TM'dik. Earthquake. Dragon Rage. Yok abi, Flamethrower yok. Aslında diyorum ya, Flame Solar Beam var. Flamethrower 4 tane Solar Beam nereden bulmuşuz biz ya? Ice Beam yok. Yok abi, Flamethrower olsaydı aslında çok iyi olurdu ya. Gerçekten. Gerçekten iyi olurdu. Şu teyzeyle de bir kapışak. Herhalde artık geldik. Şuradan geçince geliriz diye düşünüyorum. Yalnız var ya, şeyin canı bayağı azmış Torterra'nın. Gengar var. Gengar hızlı bize çakacak tek yer bu. Crunch. Dark Pulse. Tek yemedi be. Super efekti zortlamadı mı? Ulan zortlamadın mı? Yazık vallahi ya. Mumu Milk fuller herhalde canı. Çok az canı kaldı ya. Dark Pulse ne kadar vuruyor? Çok vur. Tek atamaz. Tek atamaz. Hemen şuradan Crunch verelim. Haydi be, flinch mi yedik? Lanet girsin ya. Böyle bir şey olamaz ya. Lan tüm mumu milklerimi harcattım be. Abi vallahi flinch yedik ya. Şansa bak ha. Diyorum neden ölmedi? Güzel, 46 olduk. Herhalde artık şeye geldim gym liderine diye düşünüyorum. Ya da bir oda daha falan var mı? Bakacağım duruma göre, hemen hızlıca bir escape rope basıp center yapıp center'dan dolaşıp tekrardan bu tarafa geleceğim. Biraz dediğim gibi uzun, yorucu, gitmeli gelmeli bir gym oluyor. Teyze de yolu kapattı ha. Teyze. Nasıl geçeceğiz biz şimdi buradan teyzeciğim? He, şu kapıdan geçeceğiz zaten. Aynen. Bu kapıdan geçemiyoruz. Aynen. Fantina'ya geldik abi. Fantina'ya geldiğimize göre biz şuradan gelelim. Escape rope'umuzu basalım. Nerede escape rope? Hemen hızlıca center'a gelelim. Ablam, hemşire ablam, bir konuşak seninle. 2 dakika, 2 dakika bir sohbet edebilir miyiz abla? Hızlıca buradan tekrar şeye geri gidiyoruz. Cime biliyorum. Biraz yorucu bir bölüm oldu. Shinx ile Manflash'ı yapıştırıyoruz. En azından yolu biliyoruz abi. Şuradan şöyle geniş aldım virajı. Düz gidecektim ha. Kapıyı gördüm, dalacaktım içeri. Yapıştır.
Şuradan, 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 şuradan. Buradan, buradan. Buradan buçuk. Kapı girişleri efektini oyunda koymamışlar. Ben ekledim abi buçuk. Şöyle gel. Böyle gel, böyle gel, böyle şöyle topla gel. Oradan buradan kıvrıla kıvrıla gel. Fantine'ye geldik. Bakalım. Abi Torterra'yı sona saklayabilirim. Infernape'le başlayalım. Infernape'le başlayalım. Torterra son durumda iş yapar diye düşünüyorum. Staraptor'u kullanabiliriz. Gastrodon ne kadar şey yapacak? Ohohoho. Ben diyor Hardhome Gym Leader'i Fantina'yım diyor. Benle kapışmak ister misin? Ama kazanacağım diyor. Ben kazanabilir miyim tarzı bir şey diyor. Ve Dusclops'la başladı. Abi çok Pokemon'u var be. Vallahi çok Pokemon'u var. Flamewheel'la gelelim. Zorlu bir mücadele serisi. Curse çaktı. Bizi bekliyor. Curse dedik abi. Curse'den damage yiyoruz. Haydi geçmiş olsun. Fear Spin. Fire Spin. Vortex çak. Güzel. Thunder Punch. Ne güzel. Allah'tan Gastrodon gerçi şey yapmazdı. Curse'den biraz damage yedik. Flamewheel. Şeyi temizledik. Güzel. Curse'den de damage yedik ama zortlamadık. Bir tane hasar versek bizim için yeter. İlk Pokemon'u temizledik. Drift Bleam. Yani Drift Bleam'in gelmesi güzel oldu. Gerçekten manidar oldu. Flamewheel bir tane vursak bizim için kardır. Güzel vurdum. Burn 7. Çok güzel. Acrobatics vurdu. Geçmiş olsun. Şeye geçeceğim. Aslında buna işte şey vurmak lazımdı. Staraptor'a geçeceğim. Shinx sağlam olsaydı Shinx'i hiç toparlamadık abi. Elektrik Pokemon'u harbiden hiç toparlamadık. Bakalım ileride ne yapacağız bilmiyorum. Şeye Thunder Punch verebiliriz ama nerede var bilmiyorum. Aerial Ace verelim. 47 oldu Staraptor. 3. Pokemon Gengar. 116k çok güzel XP geliyor be. Aerial Ace devam. Confuse Ray. Confuse yedik. İnşallah kendine vurmaz. Güzel abi tuttu. Güzel vurdu Yeryılıysa. Staraptor'la götüreceğiz herhalde. Sludge Bomb. Çok iyi vurdu be. Confuse'den kendine vurma. Confuse'den kendine vurma, kötü oldu. Gastrodon'la bakayım ne yapacağım. Torterra'yı son Pokemon'a saklıyorum. Duruma göre Biberial'la Shinx'i şey yapmak için kullanacağım. Surf bence işi görür abi. Gastrodon 41 oldu. Çok güzel. 3 level aldı bildiğin. Çok aşırı zorlanmadık. Torterra'yı daha kullanmadık bile. Miss Magius. Tahmin edileceği üzere. Yani benden hızlı. Yüksek ihtimalle benden hızlı. Surf tutar mı? Magical Leaf geçmiş olsun. Magical Leaf'in olması güzelmiş. Torterra ne yapacak bakalım şimdi. Asıl soru Torterra. Torterra reisimiz ne yapacak abi? Torterracığım. Crunch'ı yapıştır. Miss Magius Shadow Ball. Yarısından azaldı herhalde. Aynen yarısı. Çok güzel. Süper efektif. Çok güzel. Toparladık. Leftover'la can bastı. Crunch. Miss Magius Shadow Ball. Abi ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Nasıl bu kadar çok vurabildi ya? Ulan. Şeyi canlandıracağım. Torterra'yı. Çık 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 ka diye geldi bizim şey. Hemen şuradan bir revive verelim. Revive'ım nerede? Revive, revive. Revive. Yapıştır Torterra'ya. Hemen bir tane Hyper Potion ya da Moo Moo Milk. Şey gitti. Shinx'le Moo Moo Milk ver. Torterra'yla bir tane Crunch vurmamız lazım. Umarım vurabiliriz. Yoksa harbiden Ayva'yı yemiş durumdayız abi. Yani ucu ucuna kadar gelip şu kadarcık canda kalması. Hemen şuradan bir tane Hyper Potion. Yapıştır. Shinx gidecek zaten şimdi. Haydi Torterra Reis. Haydi Torterra Reis, bir tane Crunch vurabilirsin. Güzel. Muddy Water geldi.
90 power'ı var. Yani gerek yok aslında. Gerek yok. Tortara Reis 48 oldu bu arada. Ve şakayla karışık şeyi aldık. Sinop bölgesi 5. rozetimizi aldık. Arada Hoenn bölgesi diyorum. Evet. Relic Badge. Relic Badge'i aldık. Baya Sinop'u artık yarısından fazlasını bitirmiş oluyoruz. Ne diyor? Kanaleiv şehri. Aynen, yanlış okuyorsam özür dilerim. Kanaleiv herhalde. Kanaleiv şehrindeki kütüphaneyi ziyaret edebilirsin diyor. Sinop bölgesindeki tek kütüphane diyor. Pokemonlar hakkındaki mitten de orada bahsediyor diyor. Fantinacım. Teşekkür ederim. Bu arada gelelim şuradan. Relic Badge'imize bakalım. Sinop'un 5. rozetini aldık abi. Ve Helper bize bir şey veriyor mu? Fantine'yi yani tebrik ederim ama herhangi bir şey vermiyor. Evet abi. Şimdi şuradan geliyorum. Hemen hızlıca center'a gideceğim. Hayır, teşekkürler. Harita herhalde yok hala. Kanalev şehrine gitmenin yolunu bulacağız şimdi. Bakalım. Sinop bölgesi 5. rozetimizi sonunda aldık abi. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.